Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyicileri. Yeni bir tarla bitkileri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Hatay'ın bereketli topraklarında Amik Ovası'ndayız. Kırıkan'da Kırıkanlı çiftçilerimiz ve ziraat mühendisimizle birlikte bezelye yetiştiriciliği hakkında merak edilen her şeyi sizler için anlatmaya çalışacağız. Mehmet abi zaten Hatay'a ne zaman gelsek bizleri yalnız bırakmayan değerli bir ziraat mühendisimiz. Diğer tarafta da abi ismin neydi? Abi ben Mehmet Karahan. Çataltepe Danahmetli bölgesinde çiftçilik yapıyorum. Evet. 20-25 senedir çiftçilik yapıyorum. Ne güzel. Mehmet abi çekirdekten çiftçisin evet. Yani. Bu bölgede Mehmet abi bezelye yoğun bir şekilde yetiştirilir mi? Yetiştirilir. Yalnız bazı senelerde ayaz vuruyor, donuruyor, kurutuyor. Bazı seneler para etmiyor. Dalgalanma oluyor. Dalgalanma oluyor. Evet. Bu sene para yapacak diye ektik. Çok ektik diyorsun. Evet. Hadi inşallah para yapar, çiftçinin yüzü gülsün ya. İnşallah. Bu bölgede bizim bildiğimiz havuç, nar, zeytinyağı ve kavunun memleketi burası. Evet. Demek bezelye de buralar. Ben Hatay Kırıkanlıyım, valla bezelyeyi yeni yeni öğreniyorum. Bak onu söyleyelim. Demek ki bölge olarak Mehmet abi her bölgede yetişmiyor. Bir bölgede mi toplandı bezelye yetiştirici? İşte son yıllarda pazarlama ağının gelişmesiyle işte hal durumları. Evet. Bundan dolayı ürün deseni de bölgemizde bayağı değişti. Biliyorsunuz daha önce ana ürünler buğday, pamuktu, evet, bizde. Evet. Sonra pamuk mısır girdi. Mısırdan sonra havuç, havuçtan, evet, sonra kavun vesaire derken büyük, yani küçük ölçeklerde ekiliyordu bunları daha önce ama şimdi daha büyük ölçeklerde ekilmeye başladı. Bezelye de bunlardan biri. Havuçtan aynı dönem ekilmesi herhalde ekim alanı kısıtlıyor. Buğdayla beraber. Ya bunu daha yani ziyade şöyle tarlada, diyelim. Evet. Bu da tarlada, evet, buğday, evet, da tarlada. Evet. Havuç da şeyde. Evet. Bunun yani havucun şeyi buğdaydan sonra ekersiniz. Evet. Bunu pamuktan sonra ekersiniz. Belli oluyor tarlada. Avantaj, evet, o. Abim tarlada çok şey bırakmış. Pamuk sapı bırakmış. Zaten, bunun bir zarar olmaz mı? Yok, zarar olmaz. Elle toplandığı için zarar olmaz. Bunun faydası olur. Onun faydası yatmaz olur. Evet. Ne gibi faydası oluyor? Yatmaz. Yatmadığı için, dik durduğu için çürüme olmaz. He. Bezelye çalımsı bir gövdeye sahiptir. Şey, evet. Otsu gövde, pardon. Dolayısıyla bir şeye tutunup sarılmak ister. O yüzden biraz çalılı bırakırız. O zaman bırakırız. Yani şöyle diyebiliriz. Kasıtlı bıraktınız onu. Tabii, evet, tabii. Tamam. Sarılıp yere yatmasın diye. Tembel çiftçilik değil yani. Tamam. O zaman abi bir başlayalım. Bezelye ekimini anlatalım. Hasadını, sorunlarımızı, dertlerimizi konuşalım. İnşallah izleyicilerimiz için de faydalı bir program olur. Mehmet abi önce senden başlayalım istiyorsan. Bezelyenin iklim ve toprak isteğinden biraz bahsedecek olursak nerelerde yetişir en azından bilmiş oluruz. Bezelye dona çok hassas bir bitkidir. Dondan çok büyük zararlar görür. O yüzden don olan iç bölgelerde yazlık ya da baharda ekilir diyelim. Evet. Ama kıyı bölgelerine, yoğunluk kıyı bölgelerde yetiştirilen bir bitkidir. Evet. Bizimkisi ticari amaçlıdır. Gerek günlük tüketim olarak taze tüketime, gerekse konserve tüketimlerine, ultrillo dediğimiz bir çeşit iri bezelye diyoruz. Bir, evet, de bundan daha erkenci olan ufak taneli bezelye çeşidimiz var. O genelde konserve yapılmaz ama günlük tüketimde, yani yeşil, evet, taze tüketimde kullanılır. Tabii, evet. Bunları da zaten mevsiminde insanlar pazardan alıp, yani bir 10 kilo, 20 kilo alıp içini çıkarıp konserve kendi yapıyorlar. İmkanlarıyla dondurucuya koyup o şekilde kış boyu şey diyebiliriz. Bu bölgede biraz daha erken ekilmekle birlikte iç bölgelerde de ekilebilir. Ancak onun mevsimden dolayı tabii biraz daha geç. Esas üretimi lazım. Kıyı bölgeleri diyelim. Evet. Don zararının hemen ama hemen çok olmadığı soğuk bölgeler. Yani şu an biz Avanos Dağları'nın eteklerindeyiz. Daha kar yağmış. Tabii soğuk. Bir garbi mi deriz biz? Bir garbi esiyor. Soğuk esiyor ama bizim buralarda çok nadir. Eksiye düşmez. Sıfırın altına, evet, düştüğü, evet, için tabii bu sene düşmedi hiç. Düşmedi. Allah'ım düşmedi. Geçenlerde inşallah biraz soğuk oldu. Talan olur. Bunun için de biz çiftçilerimizle istişareli hava durumunu da takip ederek imkan bulduğumuz sürece, işte yağışlar da bu sene çok fazlaydı. Evet. İmkan bulduğumuz zaman bir yaprak gübresiyle bu dona karşı bitkiyi daha dirençli hale getiriyoruz. He. Bununla bayağı bir faydasını görüyoruz. Kendini koruyor. O ufak çapta da bir don olsa, gece bir iki saatlik bir don daha olsa onu bir atlatıveriyor bitki. Ondan pek zarar görmeden kurtarabiliyoruz yani. Evet, o da çok fazla olan bir olay değil. Tabii ki. Zaten. Gelelim toprak hazırlığına. Önce abimden başlayalım. Burada toprağı, pamuğu
kaldırır kaldırmaz hemen bir hazırlığa başlıyor muyuz abi? Hemen hazırlığa başlıyoruz. Evet. Buğdayla beraber ekiyoruz. Yani mevsimsel olarak. Çok derin sürmeye gerek yok. Toprak hazırlığında. Toprak hazırlığında. Evet. Satan ekimi de şey makinesine oluyor. Buğday ekimi müzerle oluyor. Evet. Burada pamuğu kaldırdın. Burada sadece bir patlatma mı yaptınız? Bir patlatma yaptık. Üstüne de bir koblit çektik. Evet. Ondan sonra ektik. Hemen ektiniz. Evet. Evet. Çok derin sürmüyorlar. Evet. Yani patlatmayı da hafiften bir çizdirip kabartmak için kobli arkasından mibzerle ekiliyor. Dediğimiz gibi çalılı bırakmak istiyoruz. Çünkü çalıya sarılsın, kendini birbirine dolansın, yüksek kalsın. Evet, bu elle toplanıyor. Evet. Bir de işçilik maliyeti oradan giriyor. Evet, oraya en son hasat döneminde geliriz. Mehmet abi, bu toprak hazırlığında yani şey yapmaya gerek var mı? Patlattıktan sonra tekrardan böyle toprağa dümdüz yapmaya, tapak çekmeye falan gerek var mı? Dengeli düşsün diye düzeltmeye gerek olur ama düzeltmesen de olur. Hiçbir şey olmaz. Evet. Çok yani, tezekli değilse tarla. Evet. Gerek kesekli bırakmadığımız sürece tarlada sorun yok. Mibzer bacakları yaylı olduğu için bir de ekimde pek sıkıntı yaşamıyoruz. Yani. Bir de dik yerlere ekeceksin. Dik yerleri seviyor o şey. Dik yerler. Evet, bezelye dik yerleri seviyor. Evet. Yani mesela çökürgen yerleri sevmiyor. Tabii o önemli. Toprak seçiciliği var. Hele böyle bir yağışlı yılda. Evet. Ağır bünyeli topraklarda, su tutması çok yüksek olan topraklarda, tüm baklagillerde olduğu gibi bu da ciddi bir zarara sebep olur. Kök çürüklüğü, gelişmeme gibi sorunlar. Evet. Yani havalı bir toprak ister. Gelişim için en iyi toprak. Gelişim için havalı bir toprak ister. Ağır topraklarda iyi bir gelişim sağlamaz. Sıkıntı yaşar. Evet. Ama zaten burada çiftçi bunu biliyordur. Ziraat mühendisleri bunu biliyordur. Zaten burada yani Hatay'da şöyle güzel bir özellik var. Her çiftçinin bir danışman ziraat mühendisi var. Yani evet. İlçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları haricinde bir de özel ziraat mühendislerinden yoğun olarak faydalanıyorlar. Çok güzel bir hizmet. Gübresini aldınız, ilacını aldınız yerden ücretsiz danışmanlık. Vallahi Hatay'da tarım çiftçiler için güzel bir şekilde devam ediyor diyelim o zaman. Mehmet abi peki tohum seçimi önemli mi? Tohum seçimi tabii ki önemli. Az önce bahsettiğin hani konservelik, pazarlık, mazarlık tabii. Onlar etkiliyor değil şimdi, mi? Şimdi dediğimiz gibi erkenci dediğimiz bir 15 gün falan bundan erken hasata geliyor. O erkenci çeşit onlar konservelik değildir. Daneleri daha ince, ufaktır. Sanayi tipi yani konserve tipi dediğimiz bezelye daha 7 taneli bezelye. Bu ultrillo cinsinden bezelyelerdir. Genelde ekimi yaygın olarak yapılan bunlar bir bölgemizde. Bunların ticaret yani pazarlama şansı diğerinden daha fazladır. Evet. Ufak taneli bezelye de ekiliyor fakat onun pazarı çok büyük olmadığı için bu kadar geniş çapta ekilmiyor. Bu bölgede genelde şey mi ekiliyor? Bu türler mi ekiliyor? Aynen, evet. Geniş yani geniş alanda ekiyorsanız bu şekilde. Çünkü tüccarı geliyor, bunu tabana alıyor. Mesela büyük ölçüde de kendileri toplamıyor çiftçiler değil mi? Mehmet abi tüccara ne yapacak? Evet. Tüccara verme niyetinde. Hı. Yani o dönemde işçi bulmak da zor. Tüccarın kendi işçisi vardır. Diğer illerden. Ha, işçisini de getiriyor. Tabii. Evet. İlçelerden o bir grubu vardır. O grubu getirir. Tarlaya girer, toplar çıkar. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bezelyenin burada hangi cinse ekileceğini biraz da pazar belirliyor. Yani evet. Tüccarın hangisine meyilliyse, hangisine yöneliyorsa. Aynı havuçta bir ara bir bakıyorsun kara havuç çoğalıyor, siyah havuç çoğalıyor. Ona göre bir talep oluyor. Bir bakıyorsun turuncu havuç. Burada da aynı şekilde bezelyede bir konservelik, bir danelik. Öyle mi oluyor herhalde? Evet. Evet. Sen ne yaptın? Tohum alırken sıkıntı yaşıyor musunuz yoksa tohum bulmada sorun yok mu? Yok, sorun yok. Tohum bulmakta sorun yok. Evet. Öbüründen ektiniz mi hiç buralarda? Yok, ekmedik ondan. Hep bundan ekiyorsun. Evet. Memnun musun? Memnunuz. Peki şey hiç zor mu Mehmet abi bunun böyle bakımı, işçiliği yoğun mu? Yok, hiç yok. Şey değil. Sadece bu sökümde biraz içiliği biraz şey oluyor. Sökümde sen ilgilendirmiş zaten. Bizi ilgilendirme, evet. Değil mi? Evet. Evet. Bunun buradan başka yoğun ekildiği bölge neresi Mehmet abi? Aktepe olması gerekiyor. Hatay harici diyelim yani. Hatay Kırıkhan'dan Antep'e doğru giderken evet. Ekiliyor. İşte sahil koridoru diyelim. He. Yani Bursa'ya kadar. Ekiliyor yani yoğun şekilde. Ekiliyor evet. Evet. Zaten bir de bu mevsimde çıkan ürün Türkiye'de İç Anadolu'da falan şu an tabii ki böyle yani. Bir ürünü yetiştirmek pek mümkün değil dediğin gibi. Maydanoz neredeyse hangi bölgedeyse bu da o bölgelerde yani, evet. Yoğun bir şekilde ekiliyordur.
Evet, gelelim su ihtiyacına. Nasıl, yağışlar iyi mi bu sene? Yağışlar iyi. Yağışlar iyi. Menzelet. Köprüye dökülmesi. Tamam, oldu mu o iş? Oldu, geliyor. Rahatlattın buraları. Rahatlattı i̇yi. Zaten bu sene de Allah'ın rahmeti bayağı buldu. Evet, çok ne şükür. Güzel. Menzelet'te emeği geçen herkese biz çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu bölgenin için çok büyük bir kurtuluştu. Kime evet. dokunuyorsak aman da menzelet diyordu. Şükürler olsun bitmiş. Valla bak derken bile yüzü gülüyor çiftçinin. Aynen. Demek ki faydası var Mehmet abi. Nasıl, rahmet çok yağdı ama bu sene ya. Yok, maşallah güzel yağdı. E peki bu zarar etmez mi size? Yok, zarar etmez. Buğday. Zarar etmez. Hiçbir şeyde zarar etmez. Faydalı oldu. Barajlar doldu. Evet. Göller doldu. Evet. Yeraltı suları besledi. Yeraltı iyi. İyi, o zaman desene yazın Hatay coşacak. Aynen. İnşallah. Ama ülkenin her tarafı iyi maşallah bu sene. Her tarafta kargış iyi gidiyor. Evet. Allah sonunu iyi etsin. Amin. Peki Mehmet abi, sulama ihtiyacı nasıl bunun, bu ürünün? Rahmet yetiyor mu? Yani şimdi genellikle sulamaya ihtiyaç duyulmuyor. Ama evet. işte Nisan ayında yağışlar olmasa, bazı senede kurak gidiyor. O durumlarda yağmurlamayla sularız sadece. Evet. Salma sulayamayız. Çünkü çalımsı otsu bitki olduğu için yatarak büyüyor. Büyük oranda yere temas eden gövdesi vardır. Ne yapıyorsun? Damlama mı dedin? Yağmurlama. Yani çok fazla salma su veremeyiz zaten. Yok, damlama etkisi olmaz. Damlama da olmaz. Kökü nasıl bulacaksın? Damlama da sermez olmaz. Şansımız zor. Biraz sıkıntı. Ekonomik olmaz evet. yani daha doğrusu. Yağmurlama en iyisi. O kadar büyük bir yetisi olan bir bitki de ya. Ama peki yağmurlamada da bu rüzgar etkilemiyor mu? Yok, etkilemez. Yani rüzgarsız göre havalarda falan sulayacak. Akşamları falan. Değil işte. Mi? O şekilde olur. Evet. Zaten yağmurlamada burada çiftçi dikkat ediyordur değil mi? Sulamayı bir kere gündüz ya da geç saatte evet. yapacaksın. Öyle vakti Nisan yağmurlarında olmuyor. Sıkıntı olmuyor. Genelde bizim buralarda yağıyor biliyorsunuz. Evet. Ama bazı sene ender olsa da su istiyor yani. Genelde sulamaya ihtiyacımız var. Sulamazsa olmuyor. Sıkıntı yaşar mı çiftçi? Bu sene olmayabilir ama bu don olayı olduğu zaman sularsan daha iyi olur. Ama Nisan'da don olmaz mı? Yok, olmaz zaten. Geçti, don işi geçti bence. Yani Nisan'da burada yani bu ayda belki olur da Ocak Şubat'ta Nisan ayında Hatay'da yani don olmaz. Ama bu sene stan geride geçen de yetişir. Bir önceki yıldı galiba. Don oldu. Bu dönemlerde tarlanın salma sulandığını gördüm ben. Yani. Evet. Kuraklıktan su ihtiyacı yani yok vardı. Su yok. Evet. Böyle bir sene değildi yani. Ama yani bu sene büyük ihtimalle ihtiyaç duymayız. Şey sıkıntısı da olmuyor zaten. Yani Hatay'da su sıkıntısı bu dönemde olmaz. Rahat bir şekilde her dönemde bulursun değil mi? Aynen. Şubat ayında, evet. Ocak ayında. Bu sene sıkıntı olmasın. Evet. Peki Mehmet abi, suda bu elektrikten çok dert yanıyorlar ya. Evet. Var mı öyle bir sıkıntı? Vallahi bizde yok da olanlar var. Olan arkadaşlarımız var. Değil mi? Biz bunu sürekli dile getiriyoruz. Adam evet. diyor ya diyor ben diyor üründen ürüne para verebilirim. Aydan evet. aya geldiği zaman beni bitiriyor diyor. Evet. Ona bir çözüm bulamadılar mı? Bulamadılar abi. Bulamadılar abi. Değil mi? O tüm üreticiler için ya bir ciddi bir problem. Türkiye'de nereye gittiysek bu çok büyük bir sıkıntı. Aynen. Çiftçi diyor ki kardeşim ben ürünü 6 ayda bir alıyorsam, 4 ayda 5 ayda bir alıyorsam en azından bölgesel olarak atıyorum burada havuca, pamuğa, kavuna, buğdaya endeksle, işte atıyorum Aksaray'da yoncaya endeksle, İç Anadolu, Kırşehir'de pancara endeksle. Aynen, öyle yani olabilir. Ürüne endeksle ki yani denk getir ki adam rahat rahat ev gibi ödemesin. Ev gibi adam şu ayda mesela Ocak ayında çiftçi nereden para bulacak Mehmet abi? Yani. Bulabilir mi? Bulamaz. Umarım ona da bir an önce bir çözüm bulurlar. Evet, gelelim gübrelemeye. Ne yapıyorsun? Gübre atıyor musun abi? Gübre atmıyoruz. Çok fazla bir gübre ihtiyacı yok. Niye yok? Bayağı bir masrafsız, sıkıntısız ürün o zaman. Baklagil familyasından olduğu için köklerinde rizobium bakterileri bulunduruyor. Evet. Normalde aşılanıp ekmesi lazım ama pek de aşılamaya gerek yok. Bizim topraklarda uzun yıllardır ekimi yapıldığı için en azından bir şekilde bakteri bulunuyor. Şimdi ileride programın sonunda bir çeker bakarız köklerine. Köklerde nodül oluşumu vardır. Evet. Bu nodüller de havadaki serbest azotu bağlar. Bir miktarını bitki kullanılır. Bitkinin ihtiyacı olan azotu zaten oradan sağlıyor. Fosfor, potasyum olarak da zaten önüne ekilen pamuğa yeterince gübre atılıyor. Oradan toprakta kalan artık gübreler bile yani artan gübreler dahi buna yetebiliyor. Dolayısıyla o yönden masrafsız bir bitki diyebiliriz. Yani gübre, toprak hazırlık döneminde falan hiçbir şekilde toprağa bir şey atmıyorsun. Yok, böyle çok yağışlı yıllarda işte azot yıkanımı olduğu için gerek duyarsak eğer bitkide gelişme geriliği varsa çiçeklenme döneminde bir 10 kilo kadar bir yüre atabiliriz. Evet. Yapıyor o da tabii abi? Bizim
Ve gözlemlerimiz de yani ben... Yönlendiriyorsunuz. Yönlendiriyorum yani arkadaşları ihtiyaç duyduğumuzda bir gübreleme yaptırıyoruz. Yapıyor musun Mehmet abi hiç gübreleme? Biz daha yapmadık ama gerekirse yaparız. Mehmet abi yap derse yaparım diyorsun. Evet. Gübre fiyatları da biraz yüksek. Evet. Allah ihtiyaç göstermesin bu sene. Ne diyelim? Olur evet. Peki Mehmet abi toprak analizi yapıyor musun hiç gübreyle alakalı? Yapmıyoruz abi yani. Niye abi? Gerek duymuyoruz çünkü biz toprakları biliyoruz. Bak görüyorsun işte. Gerek duymuyoruz toprakları biliyoruz. Toprak değişmez mi Mehmet abi? Toprak canlı değil mi? Yani canlı da yani biz kullandığımız ürünü iyi aldığımız için. Şey yapmıyorsun ama değil mi mesela? Her ürün aynı gübreye atmıyorsun. Yok hayır değiştiriyoruz gübreleri. Değil mi? Evet. Mehmet abi sen analiz için bastırmıyor musun hiç Mehmet abi? Ya daha önce burada analiz devlet desteğinden dolayı yapılıyordu ama şimdi çiftçiyi çok da zorlayamıyoruz. Artık biz bitkileri gözlemleyerek bir eksiklik varsa ona göre şey yapıyoruz. Bir de ben bir şey soracağım. Yeri gelmiş hani bu toprağı gübreleme, koruma, morumadan bahsediyoruz diye söylüyorum bunu. Buralarda özellikle kış aylarında kimi zaman şey oluyor, afet oluyor. Yani afet derken tarlaları su basıyor, göl basıyor. Eski Amik Gölü. Yani Amik Gölü diyor ya doğa hakkını geri istiyor. Bazen tarlalar gidiyor. Tarsim yaygın mı buralarda abi? Yani tarım sigortası yapıyorlar mı? Tarım sigortası yapılıyor. Yani daha ziyade riskli olduğunu düşündükleri yerde yapıyor çiftçiler. Havaalanı onun dışında tarafında. Yapılan yok. Evet. Evet. Yani su basma ihtimali olan yerlerde adam buğday ekmişse buranın su basma riski var. Ama yani 3-4 senede bir su basıyor burayı. Yani. Değil mi? Gazetelere çıkıyor, televizyonlara çıkıyor. O bölgelerde genellikle yapılıyor. Ama onun dışında yüksek yerlerde ihtiyaç duymuyorlar. Devlet desteği falan da var. Aslında yani bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Aslında hepsinde yapılsa iyi olur. Niye? Tabii biraz ekonomi maliyet de var. Sel felaketi yok. Dolu vurabilir. Evet. Değil mi? Yani bunu tam yetiştiğinde bir dolu olabilir vursa. Yani, don olabilir. Evet. Mesela İç Anadolu'da da sürekli Allah göstermesin ama Nisan-Mayıs aylarında afet oluyor. Yani yağmur oluyor. Çok selseli götürüyor. Ürünler zarar. Yani. Sürekli don oluyor. Ürünler zarar. Ama işte yani biraz maliyetli bunlar. Yoksa Mehmet abim niye toprak analizi yaptırmasın? Değil mi Mehmet abi? Evet. Niye tersim yaptırmasın? Devlet desteği var ama tersimde benim bildiğim %50 devlet desteği vardı. Yani inşallah maliyetler sizlere uygun olur. İşte bu araba kaskosu gibi yani arabanın kaza yapma riski nedir bilemiyorsun ama. Evet, arabada mecburiyet var ya kasko diye sigortada falan yapılıyor kasko da bunlar da biraz sıkıntı. İnşallah biraz afet gelmez gözüküyor. Abi biz i̇nşallah. Çiftçi için dua ediyoruz vallahi Allah sonunuzu hayretsin. Peki Mehmet abi hastalık ve zarara gelelim. Herhangi bir hani soğuktan dolayı, yağmurdan dolayı veya pamuktan sonra ektiğin için filan bir şey oluyor mu? Hastalık filan oluyor mu? Bunda en önemli hastalık antraknozdur, yaprak antraknozu. Evet. Onun dışında ciddi bir hastalığı yok. Aşırı yağışlarda kök çürüklüğü, kök boğaz çürüklüğü diyelim bu sene daha olabilir. Doğrusu. Bu yıl olabilir beklentimiz. Onun dışında ciddi bir hastalığı yok. Bazı yıllar ilaç atmaya bile gerek duymuyoruz ama genel olarak da tedbir amaçlı bir Nisan başında falan çiçeklenme döneminde bir de döllendirici bazı yaprak gübresi takviyeleriyle birlikte bir gübre mantar ilacı kullanıyoruz. Öyle yoğun bir bariz bir hastalık yoğun yağış yoksa denk tabii, gelmiyor. Tabii ciddi bir şey olmuyor. Yani ağır bünyeli bir topraksa dediğimiz gibi bir kök boğaz çürüklüğü sıkıntısı olabilir. Bir de herhalde yaz ürünlerine göre kış ürünleri daha böyle hastalığı atlatabiliyor ya da çok hastalık mikrobik şeyler olmuyor. Yazın ürünlerde daha mı fazla böyle bir hastalıklar oluyor? O biraz da havayla alakalı. Mantarya hastalıkları biliyorsunuz. Evet. Bazı yıllar biz mesela burada buğday hiç pas ilacı kullanmadığımız yıllarda oluyor. Ama bazı yıllar böyle işte bu sene yağışlı bir yıl bilmiyorum. Belki iki defa da kullanabiliriz yani. İki defa kullanıp da pası yenemediğimiz yıllar da oluyor. Mesela buğday için konuşuyorum. Evet. Mantarya hastalıkları biliyorsunuz bu havanın nemiyle doğru orantılı. Yani bir sıcaklıkla doğru orantılı. Tamamen havadaki şeye bağlı. Evet.
Vallahi bu arada çok soğuk. Yani programı yapıyoruz Hatay'da ama hangi soruyu sorsak üşümenin önüne geçip de kafayı da çok... Yazında sıcakta böyleydik hatırlıyorsunuz. Yazında çok sıcak. Demek Hatay'da program çekmek bize göre değil. Yazında sabah 6'da çekiyoruz. Kışında yaparsak yapalım. Soğuk işte illaki etki ama işte öğreticilerimiz bizden program bekliyor. Aynen. Mehmet abi böyle tarlayı gezdiğin zaman var mı bir sıkıntı görüyor musun tarlada? Şu an bir sıkıntı yok. Evet. Yabancı ot zaten herhalde çok şey olmaz. Yok sorun olmaz o yabancı ot. Evet. Bu şöyle baktığımız zaman gözümüze kangal gözüküyor. Evet. İşte gene senin pamuğun sapları gözüküyor. Taşlı bir toprak aynı zamanda değil mi? Evet. Şimdi bezelyede de kullanılan yabancı ot ilacımız da var. Evet. Yani bir hava imkan verirse buraya bir ilaçlama yapacağız. Yani çok fazla yoğun. Verim etkiliyor mu yabancı? Görülmüyor şu anda ama ileride hasat zamanı tüccarın gözüne batıyor bu tabii. Fiyatı sıkıntı düşürüyor. Tabii ki. O kır şöyle. Yani. Aslında verimi çok etkilemiyor. Ticaret işçiliği ya. Zorlaştırıyor. He. Yani orada bunları söküyorlar köklerinden. Evet. Yiyorlar. Şey bir yığın yapıyor önden evet. Bir grup. Arkadaki grupta onu çıkarıp içindeki baklaları he. Koparıp o zaman işçiliği de zor. Saptan ayırıyor. İşçiliği zor. Onları paketliyorlar. Fileli torbalara koyup yükleyip taşıyorlar. Onları hasatta geleceğiz. İnşallah diye. İnşallah. Bu şekilde yapıldığı için o ot mücadelesi ondan gerekli. Yani çok bitkinin gelişimine çok fazla bir etkisi yok çok aslında. Çok kırıyor mu tüccar öyle bir durumda? Yok şimdi o zamanın şartlarına bağlı. Yani para iyi para ederse kıramaz. Evet. Değil mi? Evet. Alternatifi çok olur. Evet. Yani bir tüccar yok. Bir tane tüccar olsa tamam dediğin doğru ama 5-10 tane tüccar var. O olmaz o olur, o olmaz o olur. Evet. Ama para yapması lazım. Ya buradaki tüccarlar Hatay'a gelenlere ben küçüklüğümden beri bilirim. Öyle çok da fazla böyle bu konularda şey yapmıyorlar ya. Bu tüccarın fiyat kırma işi çekirdekte çok oluyor. Çekirdek uzun, kısa, lekeli, lekesiz, dolu, boş derken. Aynı şey burada bayağı bir sıkıntı. İşte tarla çok oldu, işçilik çok evet. Gider falan. Dediğim gibi ekim ve tüccar sayısına evet. Bağlı biraz ha. Ya da çok seyrek, çok ekim sık. Ekim az olsun bakalım, tüccar çok olsun bakalım nasıl şey yapıyor. Aynen. Bir de istek olacak. İstek oldu mu sıkıntı olmaz. Evet. Olur inşallah. Olur. Bu i̇nşallah. Sene çiftçi için zor bir sene. Yani evet. Ülkemiz için zor bir seneydi. Nasıl ilaç fiyatları falan Mehmet abi? Yükseldi i̇laç biraz değil mi? İlaç fiyatları bayağı bir yükseldi. Neredeyse ikiye katladı. Yani bir Allah doların oynamasıyla bayağı bir yükseldi. Gübre de o keza. Yani çiftçi için halkımız diyor işte tezgahta domates şu fiyat oldu. Havuç bu fiyat. Yani demin de gördük işte. Üretim kolay değil. Değil. Tarladan çıkartma, işçilik maliyetleri yükseldi. Ya ama şey yok Mehmet abi ben burada gübre, hemen... Gübre, mazot vesaire söze her şey de, yükseldi. Hiç kimse çiftçiyi suçlamıyor. Yani zaten herkes çiftçi. Evet. Herkesin ailesinde bir çiftçi olduğu için millet o cefakar diyeyim ben çiftçinin neler çektiğini biliyor. Zaten bizim üzüldüğümüz nokta ne biliyor musun? Havucu tarlada 1,5'a veriyorsunuz bize 4 liraya geliyor. Ya çiftçiden çok başkaları kazanıyor onu özülüyoruz. Ama yani şimdi inşallah işte... bu hal yasasıyla falan bunlar düzenlenir. Yani daha hem çiftçi kazanır hem sofradaki kazanır, tüccar da kazansın, aracı da kazansın ama ya kimse çiftçiden çok kazanmasın, yazık bu çiftçiye. Şimdi bir tır 20-25 ton yüklediğini düşünelim tüccarın, buradan İstanbul'a götürecek. Evet. Bunun bir maliyeti var değil mi? Mazot da yakacak bu arada. Hayır, tüccar da kazansın, tüccar da aracı da kazansın. Orada indir bindir, evet. Hamballığı indir bindiri, evet. Ondan sonra vergisi. Ya şimdi bazı ürünlerden yani aracıların elinde oluyor, çok uçuyor. Satılmayıp kalanı var. Bunların bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belki bana kızacaklar. Aksaray'dan bu sene aradılar beni. Kabak çekirdeğini ne kadar biliyor musun? 9 TL. Adam diyor 9 TL'ye vereceğiz diyor. 10 TL'ye vereceğiz. Biz kaç liraya alıyoruz abi? 30-35 TL. Evet. Yani kimse kusura bakmasın. Şimdi orada dediğiniz gibi akarı kokarı yok. Yani 9 yani TL'lik çekirdeği alıp da sen ne yapacaksın? İşlememişlemize 35 lira, 30 lira yazık günah ya. Şimdi adamın elinde 3 gün kalsa yaş sebze fire verecek. Yarısını çöpe dökecek. Evet. Bunun firesini hesaplayarak o fiyat artışını yapıyor dediğiniz gibi. Ama çekirdekte niye bu? Mehmet abi depolanabilir mi? Ya sebze mi? Sen böyle bir savunmaya geçti. Yok. Şaka bir tarafa. Çiftçinin neler çektiğini herkes biliyor. Aracı da kazanacak tabii ki. Tüccar da kazanacak ama umarım hep eli vicdanlı insanlar, kalbi vicdanlı insanlara denk geliriz. İnşallah. Yazık yani bu millete yazık. Gerçekten fiyatlar yüksek ama bu seneki fiyat yüksekliğinin ne çiftçiyle, ne tüccarla, ne ekonomiyle hiçbir şeyle alakası yok. Tamamen afet. Yani şu son zamanlarda ülkenin tabii, durumu ortada. Selseli götürüyor. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Evet gelelim hasata. Hangi ayda hasat yapıyoruz Mehmet abi? Hangi ayda? Hasat genelde Nisan... İkiniz de Mehmet'siniz ya. Sonra ikiniz bir cevap veriyorsunuz. Üstümüze alıyoruz evet. Çiftçi Mehmet abi. Önce sen konuş bu sefer.
Yok Mehmet abi konuştu. Mehmet abi. Nisan sonu Mayıs başı diyelim. Nisan sonu Mayıs başı. Bu sene, bu sene gerilebilir. Bu sene orada biraz gerilir. Evet. Geçen yıl Nisan sonuna bir şey kalmamıştı tarlada. Bu sene gerilir. Bu sene de Nisan Mayıs başından önce kimse giremez diye düşünüyoruz. Peki şey olmuyor mu mesela buradan sonra ne ekeceksiniz buraya Mehmet abi? Pamuk. Pamuk. Evet. Mayıs'ın biraz zaman geçtiği zaman pamuğun ekimini etkilese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Etkilemez. Hiçbir şey olmaz. Etkilemez. Evet. O da tabii yağışlarla falan doğru orantılı. Havayla. Pamuk ekimini de geciktiren hava yağışlar. Değil mi? Yağış uzadıysa, toprak işlemeye el vermiyorsa pamuk ekimi zaten otomatikman erteleniyor. Evet. Dolayısıyla bunun yerine hemen söküp tekrardan pamuk ekme şansımız var. Burada avantajı ne? Toprağa bıraktığı azot bezelye yerinde pamuk daha iyi oluyor. İşte onu soracaktım. Normalde. Mesela pamuktan sonra ekmenizin nedeni tarlaya bıraktığı vitaminle besinle elementleri mi? Azot, sadece azot. Sadece azot. Yani azot bakımından toprağı zenginleştiriyor. Organik bir azot diyelim. Buna. Evet. Kendi köküyle yaptığı için bariz bir şekilde de bezelye yerindeki pamuk fark edilir. Peki yani şöyle bir şey olmuyor mu? Hani kavunda münavebe yapıyorsunuz ya, hani tarlaya ekmiyorsunuz. Bezelyede öyle bir sıkıntı yok mu? O sıkıntı olmaz. Yani her sene pamuk bezelye illaki azaltır ama azalt. Çok büyük sorunlara neden olmaz. Evet. O iyiymiş. Hasat dönemi tüccar geliyor, yanında elemanlarla geliyor, işçilik maliyeti var, evet. Topluyor. Peki nasıl, fiyatlar nasıl gidiyor? Biz dönüm hesabı veriyoruz gene. Diyoruz ki kardeşim işte burada 25 dönüm veya da 30 dönüm tarlamız var. Ne kadar veriyoruz? Şey yapmıyorsun, tarlaya git çık, kaç kilo geldi öyle mevzu yok. Yok öyle mevzu yok. Öyle olursa kilo ile veririz. He. Kilo ile veririz. Çiftçi az çok ortalamasını biliyor. Evet. Tabii. Kendini kurtarıyorsa çiftçi, tabii tüccarı da mağdur etmeyecek şekilde ortaya bir yol bulunuyor yani. Evet. Dediğim gibi fiyat zaten bir de şöyle bir şey var. Yani fiyatı belirleyen yok ama fiyat belirleniyor. Otomatikman her sene belli oluyor. Nasıl peki Mehmet abi, kazanıyor musunuz bezelyeden? Senesine bağlı bu ya. Evet. Çok ekilirse? Çok ekilirse kazanamıyorsun. Az ekilirse kazanırsın. Peki nasıl bu sene kazanır mısınız inşallah? Ben kazanırız diye tahmin ediyorum. Evet. Bu selmel olaylar da biraz etkili oldu. Tabii. Sahil bölgeleri gitti hep. Evet. Ama çok yükseltmeyin ha. Bir de geçen yıl para etmedi. Bazıları tarlada kaldı, sürdü. Tarlada bıraktı. Satamadılar. Bazıları tohumu ayırdı falan. Böyle durumlar olduğu için bu sene ekim biraz azaldı. Yani biz tohum satışımızdan biliyoruz. Evet. Her ilki tohum satışımızın 1/3'ünü satabildik bu sene. O zaman ürün az bu bölge için. Her bölge için değil, bu bölge için. Ya diğer bölgelerde de aynıdır yani, çünkü Türkiye'nin her tarafı aşağı yukarı. Bu konuda bir şey yapamıyoruz. Yani bir ürünü bir ekiyoruz, para etmiyor. Öbür sene kimse ekmiyor, para ediyor. Haydi para etti, bir daha ekiyorsun. Yani burada da ben zamanında bilirim, kavun öyleydi. Kavunu ekmiyorsun, para ediyor. Haydi herkes ekiyor. Değil mi? Bu bir sıkıntı evet, ya. Evet. Aslında bu bölgesel ürün desenli şeyde biraz etkiledi ya bunu. Yani milli tarım projesi de mesela geçen dönemlerde ben geldiğimde Kırkan'da hiç mısır bulamadım. Dedim ya bu niye Hatay'da mısır yok? Dediler vallahi Hatay'da pamuğa destek var. Osmaniye'ye gideceksin. Osmaniye'ye gittik çekime. Orada da pamuk yok. Bu Sunbas tarafı. Burada dedik ne var? Mısır hep. Dediler burada pamuğa destek yok. Aslında biraz böyle şey oldu. Hani bir ürünün ekiminin çoğalıp da bir azalmasının önüne geçilebildi. Tabii bu ürünler biraz daha ekstra ürünler oldukları için yani öyle bir şeyin olma şansı çok fazla yok. Bu tarz şey bilmiyorum. Yani devlet mesela şeker pancarında bir kota uygulaması yapıyor. Evet. Planlı bir şekilde ekiliyor. Şeker pancarına bakıyorsunuz, kapılarda bekliyorlar, satamıyoruz. Evet. Yani fabrikada yani yakalmıyor. Yani diğer ürünlerde bu nasıl tutturulabilir? Evet. Bilmiyorum. Evet. Tabii büyüklerini yapacağım. Ya bezelyede falan bu biraz zor. Niye zor? Yani bunlar dediğim gibi çok fazla yoğun bir şekilde ekilen ürünler değil. Sen şeker pancarında kotan normal nedeni bir iş. Hani bu kalitesinden dolayı bir takım şeyler var. Yani pamukta yapabilirsin onu veya bu bölge için mısırda yapabilirsin ama bezelyede falan biraz zor. Yani evet. Umarım depolama faaliyetleri gelir. Yani bir şeyler olur. Çiftçinin ben üzülüyorum. Tarlada ürünü kaldığı zaman üzülüyorum. Evet. Değil mi Mehmet abi? Şuraya masrafınız ne kadar yani? Şimdi yok masrafınız. Tarım kadar ürün yok. Masrafı yapıyorsun. Evet. Sürüyorsun sonra. Yazık değil mi ya? Yazık, çok yazık. Tarım kadar tarıma dair sanayi de önemli. Mesela bezelyeyi ekmek üretmek tamam. Bir de bunu konserve yapan sanayi de önemli Türkiye'de. Evet. Bunun dışı, yurt dışı pazarlaması da önemli. Bunların da yapılması lazım. Yani çiftçiye sen üretme demektense
üretilenin pazarlanması, dünyaya pazarlanması. Yani bunun arayışına girmek lazım. Evet abi, çocuktum. Domates ekti bizimkiler. Domates de para etmedi. Yani bugün parası kilosu 10 kuruş. Toplasan çiftçinin parasını ödeyemiyor işçinin. Vallahi tarlada bıraktık. Çok ağladım. Çok üzüldüm. Dedim ya yazık. Bir kere gene marul ektik, satamadık. Gene çok. Dedim ya bu çiftçinin kaderi demek ki bu, ama çok şükür yavaş yavaş bu olaylar kalmadı. Yani tarlada böyle değil miydi? Çok fazla ürün bırakıp olayı kalmadı. Ağ gelişti. Yani bir şekilde mesela biz de yetişiyoruz. Aksaray'da bir ürünümüz, üreticimizin sarımsağı kalmış, satamıyordu. Biz Çiftçi TV olarak gittik, bir program yaptık. Adam bir hafta içinde sattı. Ya teşekkür ederiz falan dedik. Ya Çiftçi TV sizin kanalınız, ailenizin kanalı. Yani bizden çok sizlere ait kanal. Yani. İnşallah herkese böyle faydamız olur. Bezelye'nde inşallah Mehmet abi yüksek fiyattan, ama çiftçiden bize gelene kadar da çok yüksek olmasın. Yüksek olmasın, evet. Senin yüzünü güldürecek fiyatlar, evet. Bizim de ağzımızı tatlandıracak fiyatlar satılır inşallah. Peki bu bölgede Mehmet abi genel olarak çiftçinin, ya da senden başlayalım önce, çiftçi olarak sorunlarınız nelerdir Mehmet abi? Neyden dolayı? Yani genel olarak mesela sen çiftçisin, evet. Bizim sulama veya elektrik veya işçilik, yani Amik Ovası'nın çiftçisinin ne gibi sıkıntıları var? Ya bizim burada işçi sıkıntısı var. Evet. Artı gübrelerimiz pahalı oldu. Mazot pahalı. Girdiler yüksek. Girdiler yüksek olmasa bizim keyfimize diyecek yok. Evet. Girdiler yüksek. Peki burada yabancı işçi olayı yok mu? Hani mesela Hatay... Var. Suriyeli. Zaten Suriyeli olmazsa... Değil mi? Suriyeli vatandaşlar... Suriyeli olmasa hiç işçi bulamayacağız. Değil mi? Şu an çok... Onlar aslında bu konuda bu bölgede Hızır gibi yetiştiler. Evet. Eskisi gibi işçi bulma sıkıntısı yok herhalde, değil mi? Yok, ama o zaman da ona göre önlemimizi alırdık herhalde. Değil mi? Alırdınız. Makinalaşma yok mu burada peki? Yani hasatlar falan. Mesela havuç makineleri var ama ben burada hiç havuç görmüyorum. Havuç pamuk yeni girdi daha, pamuk makineleri. Havuç makineleri çalışmaz. Niye? Çamur bizim burada kışın çalışmaz. He. Şeyde kış şeyi olduğu için. Ürün olduğu için makine çalışmaz. Evet. Makine. Biz giremiyoruz, görüyorsun işte. Evet. Her taraf çamur. Pamukta ama makinalaşma başladı değil mi? Evet, başladı. Evet, yani bak o da mesela çok güzel, hemen giriyor. İlla ama bir ara yasaktı sanki. Makinalaşma da yasaktı bu işçi şeylerine doğru kazancı olsun diye. Yok, yasak değildi. Bizim çiftçilerimiz güvenmiyordu makineye. Yani ürün mahsul alamak diye makineyi sokmuyorlardı. Evet. Ama şimdi herkes mecbur kaldı. Mecburen makineden topluyor. Mehmet abi gölbaşına gider çay içeriz şimdi bak bu soğukta. Gölbaşında evim yok, burada içerim. Ben gölbaşına gölün kenarında içeceğim. Ne dedik Mehmet abi bu soğukta burada. Değil mi bu kadar vallahi soğuğu yedik burada. Allah yardımcımız olsun. Evet Mehmet abi, sen yavaş yavaş toparlayalım istiyorsan. Yani burada çiftçinin yüzü gülüyor mu? Mesela su sorunu vardı. Ben özellikle Menzelet'i yakından takip ediyordum. Bölge milletvekilleri falan da Hüseyin Yaman'a biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekilime çok uğraştı son zamanlarda. Bir faydası oldu. Daha önceki benim Mehmet Öntürk de çok uğraştı. Biliyorum ben. Yani çiftçinin yüzü gülüyor burada. Evet. Menzelet fayda sağladı. Başka ne gibi sorunlarımız var? Söyleyelim ki, dile getirelim ki onlar da şimdi inşallah çözülür. Sulama tabii ki çiftçimizin büyük bir maliyeti. Bölgemiz çok sıcak bir bölge olduğu için. Özellikle de yazlık ürünler yoğun bir şekilde ekiliyor. Evet. Dolayısıyla veya iki ürün yetiştirdiğimiz için, bir tarlada bir sezonda 2-3 ürünü yetiştirdiğimiz için, dolayısıyla mevsim boyu suya ihtiyacımız var. Su ihtiyacımız var. Yoğun. Bu da büyük bir maliyet. Yeraltı olsun, yer üstü olsun veya aşağı kanaldan yukarılara borularla çekilen sular, bunlar hep mazot gideri, elektrik gideri. Çiftçinin evet. Sırtına büyük bir yüktü. Şimdi sulama kanallarının yapılması da gerekir. Bundan ziyade mesela işte, tamam suyumuz geldi Menzelet Barajı'ndan. Su problemimiz nasıl getirilecek? Bu yıl hadi iyi yağışlar, bundan sonraki yıllar için iyi diyeceğiz. Bundan sonra bir de kanal ağının yapılması lazım. Daha var mı sulamanın öyle bir proje daha uygun peki? Fiyatlarda yapılabilmesi. Öyle bir proje var mı? Var. Evet. DSE'nin bir projesi var. Yani buradan büyük ihtimal Maraş Boğazı'na kadar evet. Uzanan bir proje. İnşallah ilerleyen yıllarda onlar da olursa
çiftçi için daha rahat olur sulama. Suyun kıymetini de bilmek lazım. Yani salma sulama çok yoğun bizim buralarda. Evet. Değil mi yani? Tamam, maliyetli ama yavaş yavaş artık damlama, yağmurlama, basınçlı sulama elbette sistemlerine geçmek lazım. Yavaş yavaş bu salma sulamayı bırakmak lazım diyoruz. Evet. Bırakın Mehmet abi salma sulamaya bak. Bırakmaya çalışıyoruz. Değil mi yani? Evet. Şimdi biz zannediyoruz ki bazı bölgelerde su sıkıntısı yok. Adam diyor ya diyor, su sıkıntısı yok. Öbür çiftçi diyor ki ya nasıl yok? Eskiden diyor 10-15 metreden su çıkıyordu. Evet. Şimdi 40-50-60 metre zamanla daha da çekiliyor işte. Demek evet ki sıkıntı boy gösterecek. İnşallah bu bölgelerde de ülkemizin hiçbir yerinde de su sıkıntısı kalmaz diyoruz. Şimdi bezelye tabii bir tek ekonomik yönden bakmayalım. Mesela Mehmet abimizin hayvancılık yaptığını düşünelim. Evet. Hayvanlar için bu tarlada ciddi bir atık olacak. Yani bitki atığı. Bezelyeyi topladıktan sonra, işçiler ayıtladıktan sonra sapları kalıyor. Sapları serdiriyoruz. Sapları tabii veriyorlar değil mi? Evet, satıyorlar bunu. Parayla satıyorlar. Yani bunu satabiliyoruz. Sana geri mi satıyor? Yok, bana satmıyorlar. Hayvan sahiplerine satıyorlar. Yok, tüccar bırakıyor yani sana. Tüccar bırakıyor. Heh. Tüccar bırakıyor. Yerinde bırakıyor. Evet. Tüccar sadece bir baklaya alıp evet gidiyor. Bunu mesela güneşte kurutuyor tarla sahibi. Ha. Ondan sonra topluyor ve bir işte bu işi yapanlara satabiliyor. Protein değeri yüksek mi bunun? Yani yonca kadar olmasa da bir fil değil gibi mi düşünebiliriz. Fiyatı da yonca kadar yoktur zaten. Tabii. Fil gibi düşünebiliriz ama hayvanlar severek yer. Evet. Yani çok lezzetli bir şekilde yer. Evet. İyi de besleyicidir. Yani bir yonca kadar olmasa da baklagil olduğu için sonuçta güzel bir besleyici. Ama burada hayvancılık yemi yok olarak da değerlendiriliyor yani. Değil mi? Mesela havucun da böyle dışta kalan o püsküllü kısmı. Havuç hasatında da göreceksiniz. O da bunun gibi toprak altında yetişen bir ürün. Üstteki yeşil kısmı, o da hayvan onu yiyordur ama topluyorlar ama az abi. Burada hayvancılık az. Yani hayvancılık gerçekten çok, çok az. Fazla bu bölgede olmadı, yani ben böyle çok yoğun bir şekilde hayvancılık yapıldığı görüyorum ama gene de illaki bunu alanlar çıkar ya. Bunlar balya yapılıyor zaten ya, büyük burada balya yapıyorlar. İşletmeler var. Hayvancılık yapan süt işletmeleri var mesela, besi işletmeleri. Evet. Kurbanlık falan besleyenler var. Onlar alıyor. Ve işte köylü pragende bir şekilde evinde bir iki inek besleyen koyuncular. Yani bunu da bir şekilde çıktı yapıyorsunuz. Evet, tabii. O da değerlendiriliyor. Evet. Artı en önemli şeyi de toprağa bıraktığı azot zaten. Bundan sonra ekilen bitki için güzel bir azot bırakıyor. Ya zaten bir ürünü ekerken dikkat edilmesi gereken, Mehmet abi yani sen ziraat mühendisin, biz de ziraat mühendisi öğrencisiyiz ama az çok biz de biliyoruz yani ekilen ürünlerde birbirini tamamlaması çok önemli. Değil mi? İşte kazık köklü, derin köklü veya evet işte topraktan ne alıyor, ne veriyor. İkisi evet de aynı aldığı, besini bıraktı alan, aynı besini değeri veren ürün ekersen ne olur toprağa? Zarar eder herhalde. Sürekli aynı tabii. Değil aynı sıkıntı tarz yaratır. Toprak canlı. Bir beslendiği zaman diğer elementlerin çoğalmasını şey evet yapıyor, sağlıyoruz. Evet. Toprakta bir kısım elementi tüketirken, yani azaltırken diğer elementler çoğalıyor. Evet. Bu da antagonistik dediğimiz yani ters etki. Yani diğer elementin fazlalığı başka bir elementin alımını etkiliyor bitki tarafından. Böyle evet sorunlar da yaşıyoruz. O yüzden münevve diyoruz zaten. Ara ürünler kullanmalıyız, ekmeliyiz. Dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Mehmet abi en çok hangi ürün para kazandırdı sana? Onu da sorayım sana. Bu bölgeyi kapatalım yavaş yavaş. En çok pamuk kazandırdı bana. Pamuk mu? Evet. Bu son zamanlarda mı? Evet. Bu sene desteklemesi iyiydi değil mi Mehmet abi? Desteklemesi iyiydi. Bu milli tarım projesi o zaman burada başarıya ulaştı. Ulaştı inşallah. İnşallah. Ektin mi bu sene pamuk gene? Ekeceksin mi? Ekeceğim, yüz dönüm ekeceğim. Ekeceksin. Evet. Pamuktan vazgeçme. Yok. Bir ara vazgeçiyordunuz ama. Evet, geçiyordu yani bazen. Bir ara Amikovası pamuğu bırakmaya başlamıştı ki değil mi Mehmet abi? Böyle bir evet şey oldu. Bizimkiler evet de ekmez oldular. Milli tarım yetişti o projeden sonra. Havza bazı desteklerden sonra pamuk tekrardan artmaya başladı. İnşallah Mehmet abi girdileriniz düşer. İnşallah. Çıktılarınız artar. İnşallah. Yani tarlalarınız bereketli olur. Yani ürünü çok alırsınız. Çiftçi kazansın abi. Amin. Biz çiftçinin yanındayız Mehmet abi. Aynen. Sen bizi biliyorsun. Sürekli buradayız. Sürekli geziyoruz. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Yavaş yavaş programı da bitirelim. Hava soğudu.
Bu güzel program için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mehmet abi biz ne zaman gelsek sen bizi destekliyorsun. Aleyküm selam. Abi bir çiftçi daha geldi. Selam. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. İsim ne abi? Hasan abicim. Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Böyle hızlı hızlı buradan geldim bakalım. Sizi görünce geldim kardeşim. Çiftçi TV'yi görünce dayanamıyorsun evet, değil mi? Evet dayanamadık geldik kardeşim. Seyrediyor musun biz Hasan abi? Ediyorum kardeşim. Çiftçi TV'yi seyrediyorsun. Evet var kardeşim. Var mı çiftçi? Bak abim kaçtı hemen. Evet. Var mı çiftçilik? Çiftçilik var abi. Pamuk ekiyorum ben abi. Pamuk ekiyorsun. Evet bu kardeşim. Bu alanda nerelisin abi bu alanda? Köyüm Gazkele, Kardumuş'ta ekiyorum abi. Evet ekiyorsun. Kaç yıldır çiftçisin? Yani 99'dan bu yana. İyi mi Mehmet abi? 20 yıl iyi değil mi? Evet. Abi çiftçilik nasıl gidiyor buradan? Ya çiftçilik abi, şimdi çiftçimiz normal. Ama neden? Şu girdilerimizin yüksek oluşundan. Biraz zor durumdayız. Zor durumlar. Pamukları ofisin pamuk almayışından. Evet. Tüccarların eline düşmemizden. Biraz sıkıntılar çiftçi var. İflah olmuyor. Evet. İşin doğrusu bu. Eskiye göre ama iyi Mehmet abi. Eskiye şey göre iyi de yani. Eski, daha iyi olsun. Tabii daha iyi olsun. Niye olmasın? Çiftçi çalışan çiftçidir. Değil mi? Niye olmasın? Niye tüccara gidip malımızı yedirelim? Evet. Doğru mu? Haklısın abi haklısın. Yani devletin bizim ofisimiz açık olmuş olsa. Onu söyleyelim mi devletimizde? Büyüklerimizde. Ofisimizi büyük bakanımızdan, bakanımızdan istediğimiz evet. Bizim devletin ofisini açması. Ürün çıktığı zaman, ürünün fiyatını açıklaması, girdilerimizi azaltması, malımızı değerinde alması eskiden ki eskiden çikolinik çiftçi vardı burada. Tabii vardı. Kalktı mı? Kalktı bitti şu an öyle kapalı depo olarak kullanılıyor. Evet inşallah tekrardan gelir. İnşallah, inşallah abi. Evet. Burada fiyatları falan şu an tüccar mı belirliyor? Tüccar abi belirliyor. Evet. Ama burada yoğun bir şekilde ürün hiç elde kalmıyor ama değil mi? Ürün elde kalmıyor ama neden? Çiftçi ne yapacak? Ürün elde kalmıyor ama yani mecbur bunu bu malı satacak. Düşük fiyata veriyorsun. Yani bugün de 10 ayda bekletse bu malı en son ilk yine ona oturacağız. Vereceğiz evet. Zaten sıkıntı yok. Telefonun meşgul var. Maşallah diriliş müziği de orada verdin ki. Evet. Şimdi çiftçilerimiz demişti ne kadar güzel oldu. Bu evet. Sohbetin üstüne bir diriliş iyi gitti. Yani evet. Öyle de diyelim. Abi vallahi inşallah. Yani inşallah. Senin dediğine biz katılıyoruz. Çiftçi TV olarak her zaman söylüyoruz bunu. Niye? Çiftçi kazansın. Aynen. Yani niye? Ya çiftçi kazanırsa, çiftçi kazanırsa, bak çiftçi kazanırsa ekonomi kazanır. Evet. Bu burada yani çiftçi olmaktan sonra hiçbir şey hiçtir. Evet. Her şey çiftçiye bağlı kardeşim. Çiftçi de varsa her kişi de var. Çiftçi de yoksa yok. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak der ki, diyor ki, çiftçi bırakırsa aç kalırsınız. Doğru. Çiftçi bırakırsa aç kalırsınız. Doğrusu bu. Evet. Doğrusu bu. Çiftçiye bağlı abi. Yani bizim her şeyimiz çiftçiye bağlıdır. Çiftçi üretmezse nerede gelecek? Evet. Buğdayımızın mesela şimdi buğdanın girdileri aldı başını gitti. Evet. Üreyi giden yıl 1300 liraya alıyorduk. Şu an ürenin kilosu 2200 liradır. Evet, atıyoruz dönüm başı. Yani çiftçiyiz yani derdimizi anlatıyoruz. Tabii bizde. Tabii ki. Şimdi yarın buğday sen 1000 kağıda 1100 lira buğdarsan çiftçi ne halt yiyecek? Sen diyorsun ki abi girdiler yükseldi. Tabii. Büyüklerimizden ricamız tabii. Ne olur. Özellikle Tarım Bakanımıza. Yaparlar inşallah. Ben inşallah. De Tarım Bakanlığı personeliyim. İnşallah. Yani sürekli bunlarla ilgili raporlar gidiyor, değerlendirmeler gidiyor. Bir de büyüklerimizden ricamız var. Evet. Şu bize verecek desteklemeleri verdikleri günlerde ödesinler ki evet. Biz de gidip de ona buna muhtaç olmayak. Tamam. O desteklemeler de gününde ödesin. Tabii diyorum. Tabii gününde verdiği gününde ödesinler ki muhtaç olmayalım. Niye koşarak geldiğin belli oldu. Senin yüreğin yanmış. Abi ne güzel güllük gülistanlık konuşuyordun. Tabii. Tabii şaka bir tarafa da ciddi evet. Anlamda bunu söylüyorum. İlçe tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları, ziraat odası olsun işte veya hayvancılıkla uğraşanlar olsun. Bütün bu sorunları biliyorlar. Bakanlığımız sürekli toplantılar yapıyor. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama çiftçi, tabii ki çiftçi mutlu olması. Çiftçi felç geçirmeden yapılsın. Yok, ricamız Allah korusun. Bu. Allah korusun. Biz de çiftçiyiz. He, çiftçi çocuğuyuz. Mehmet abi bilir bizi. Evet. Bizim de ziraat mühendisimiz Mehmet abi. Şimdi vatandaş motorlu traktörle keyfinden almıyor vatandaş. Evet. Vatandaş eskisine peşinat veriyor. Ömrünü bir yıl uzatıyor vatandaş. Evet. Sıkıntı evet. Bu. Evet. Sıkıntı bu. Sıkıntı evet. Bu. Allah sonumuzu iyi yapsın. İnşallah. Yani. İnşallah tamam. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Abi, yok mikrofon sende kalsın. Ben sendeyken evet. Mikrofonu programı kapatayım. Kapatalım ben kardeşim. Sana koşup geldiği için teşekkür ediyorum. Size bakın çiftçilerimiz bize diyor ki kardeşim hiç sorunlarımızı dile getirmiyorsunuz. Ya diyoruz ki Mehmet abi şahittir benim 10. programım. Her programın sonunda diyorum ki çiftçi olarak sorunlarınız nelerdi söyleyin. Senin gibi sene denk gelmek zor işte. Evet. Çok tabii ki Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Büyüklerimiz ayrı inşallah. Ayrı büyüklerimiz inşallah bunlara çözüm bulacaktır diyoruz. İnşallah. İnşallah. Mehmet abi üşüdük mü? Bayağı üşüdük. Yavaş yavaş çay içmeye doğru gidelim. İnşallah. Evet kameraman arkadaşımız da üşümüştür herhalde artık.
Yavaş yavaş programı bitirelim. Ben tekrardan programımıza katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Evet kardeşim. Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Üşüdük, dertlendik, anlattık, yüzümüz güldü. İnşallah sizler için de seyir zevki yüksek bir program olmuştur. Çiftçinin sorunu belli. Çiftçiye çözüm bulacaklar da belli. Umarım büyüklerimiz bizleri duyuyordur. Umarım büyüklerimiz çiftçilerimizin yüzlerini güldürecek kararlar alıyorlardır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İnşallah.